Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırım bir YouTube kanalına hoş geldiniz. E, bu videoda hepinizin bildiği bir şirket, benim de bu kanalda daha önce sizlerle paylaştığım bir şirketin güncel görünümü üzerinden gideceğiz. Özellikle borsa tarafında yani yabancı borsalar tarafında uzun vadeli yatırım yapmaya yeltenen arkadaşlar genellikle ilk yaptıkları şey en son paylaşılan hisse ya da işte duydukları ne hisse varsa e, onu almaya çalışıyorlar ama ben Nasıl mesela biz tarafında yeni başlayanlara ne öneriyoruz? Hani hiç bilmiyorsanız ama fırsatları da kaçırmak istemiyorsanız borsaya adım atacaksınız. Mesela ilk değerlendirebileceğiniz şirketler arkadaşlar sağlam şirketler olmalı. Bu anlamda mesela Koç Holding ve Koç Holding iştirakleri bir seçenek olabilir borsaya yeni girdiyseniz. Şimdi Amerika tarafında da özellikle Nasdaq tarafında ya da S&P tarafında da yatırım yapacaksınız aslında bilindik teknoloji şirketlerinden başlamanız sizin için çok çok daha faydalı olur. Nasıl oralarda bizim borsamızda amiral gemisi, çok üzmeyen, uzun vadede istikrarlı getiri üreten şirketler işte o bilindik büyük şirketlerse, Amerika tarafında da arkadaşlar çok büyük teknoloji şirketleri var. Ben Microsoft'u payla paylaştığım bir video vardı. 15 dakika boyunca Microsoft'un gelirlerini, projelerini anlatmıştım. Ama Microsoft tabii ki yani herkesin bildiği bir şirket. 283 dolardı hisse fiyatı, istikrarlı bir performansı vardır. Çok büyük rekabetçi avantajları vardır. Bugün kurumsal hayatta Microsoft ürünlerini bütün dünya neredeyse kullanıyor ve şirket aslında hem çok önemli bir dönüşüm içerisinde hem de yeni alanlara yatırım yapıyor. Sürekli kendini geliştiriyor. Bundan 5-6 sene önce bu kadar kurumsal hayatta Microsoft kullanılmıyorken artık birçok bulut tabanlı hizmetleri Microsoft üzerinden kullanıyorsunuz. Yani sürekli kendini geliştiren bir şirketten bahsediyoruz. Son dönemde de çok çok iyi bilanço açıkladı. İyi taraflar var, kötü taraflar var ama o olumlu taraf çok daha yüksek. Özellikle Amerika'da faiz artışlarıyla, resesyon gibi konular çok konuşulurken e, özellikle teknoloji şirketlerinin hisselerinin buna çok fazla e, nasıl diyeyim böyle sonuç vermediğini ve daha çok daha iyi sonuçlarla karşımıza çıktığını görüyoruz. O yüzden e, yeni tekerleği yeniden keşfetmeye gerek yok. Bu büyük şirketler Bence parete koruruyla ilerleyebilirsiniz. Ben genelde onu öneririm yani yüzde 80 büyük şirketler yüzde 20 keşfedilmemiş ufak şirketler özellikle borsaya yeni başlıyorsanız sizin için çok faydalı olacaktır. Ne zaman borsayı yatırımcılığı şirketleri anlamaya başladınız o zaman biraz daha heyecan daha büyük bebek şirketlere tabii ki başlayabilirsiniz. Şimdi Microsoft özelinde 283 dolardan 340 dolarlara gelmiş yani. 60 dolarlık bir kısa sürede yani 13 Nisan'dan bugüne dolar bazında 60 dolarlık bir hareket var. Baktığımızda fiyata 340 dolar aslında geçtiğimiz tarihi zirvesine de geçmiş bulunuyor. Daha önce biliyorsunuz geçen 2 sene önce yani Kasım'ın sonunda başlayan bu ralli aşağı doğru rallide yeni yeni toparladı ve o seviyelere geldi. Ama şirket bu döneminde arkadaşlar yani bir buçuk yıllık bu döneminde yeni yatırımlar yaptı ve yeni aslında ürünleri devreye aldı. Şimdi bilanço açıkladı. Bu bilanço biliyorsunuz Microsoft'un sitesinden de okuyabilirsiniz. Özellikle yabancı hisselere yatırım yapıyorsanız bence İngilizce çok elzem bu tarz şirketleri değerlendirmek için. Işte ama İngilizce bilmiyorsanız yapabileceğiniz en iyi şey herhalde. Ben de genellikle sizlerle haftada 1-2 paylaşmaya çalışıyorum. Çok güzel içerikler var. Midas'ın web sitesinde bilanço analiz edilmiş arkadaşlar. Ee, özellikle yurtdışı borsaları merak uyandıran, hani aslında başlayan herkese de öneriyorum buradaki içerikleri okumasını. Gündemde ne oluyor, ne bitiyor. Çok fazla şey yazılıyor. Şimdi Microsoft'un içeriği, Microsoft'un bilançosu üzerinden gidelim. Ee, öncelikle bilançoda bence en önemli detay özellikle AI dediğimiz yani yapay zeka konusu ki e, ben e, özellikle yurt dışı videolarda bakın e, şu yurt dışı hisse analizlerini tümün dediğinizde 20'den fazla video açılacak yapay zeka ile ilgili şirketleri anlattım siber güvenlik şirketlerini anlattım e, teknoloji şirketlerini anlattım yani anlattım da anlattım ufak bebek şirketlerde anlattım büyük şirketlerde anlattım dolayısıyla yurt dışında yatırıma başlayan herkes kendisine buradaki anlattığım şirketlerden bir sepet oluşturabileceğini düşünüyorum. Şimdi bilançoya döndüğümüzde en çok heyecanlandıran tabii ki bizi bu AI tarafının çok büyüyecek bir nokta olması. Ben uzun süredir de şunu söylüyorum. Yani yapay zekanın bir yerinden tutmamız lazım. Bu kriptodaki hype'lara benzemiyor arkadaşlar. Bu özellikle çok büyük şirketler, çip üreten şirketlerden tutun yazılım şirketlerine kadar herkes yapay zeka çok ciddi bir mesai harcıyor. Çok ciddi yatırımlar yapıyor. Microsoft biliyorsunuz video yani bu videoyu da izlersiniz. Özellikle Microsoft'un yapay zekandaki gelişmeleri anlatmıştım. OpenAI ile bu konuya zaten büyük yatırımlar yaptı ve bunun da karşılığını alıyor. Hatta Google'ın şu anda hamlesi bekleniyor. Yapay zeka zekada bir tık daha geride kaldığı için. Dolayısıyla şu anda en azından yapay zeka ile ilgili en iyi atılımları yapan Microsoft'un bence geleceği hala parlak. Fiyatı şu an baktığınızda size yükselmiş pahalı gelse de muhtemelen bundan birkaç ay sonra baktığınızda hala yüksek olarak devam edecektir. Çünkü Nasdaq yükseliş trenle tabii ki her düşüş fırsatı olursa da uzun vadeli yatırımcılar için fırsat olacağını düşünüyorum. Şimdi bilançosuna baktığımızda e, bilançosunda 56 milyar dolarlık satış, e, özellikle beklentiler 55 milyar dolardı. E, hisse başı karda da 2.55 beklentisi varken 269'luk bir e, kar başı e, hisse başı kar e, elde edildi. Dolayısıyla beklentileri aşan bir bilanço geldi. E, bilançodaki e, birçok şey olumlu, olumsuz taraftan başlayacak olursak, özellikle bu bulut hizmetlerde Azure'nin payı çok büyüktü ve buradan çok iyi gelir üretiyordu. Bu pay gitgide düşmüş gözüküyor. Bu e, en büyük negatifliklerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu noktada e, şunu unutmamanız lazım: Pazarda lider Microsoft ve bu konuda özellikle yapay zeka alanına bir yani bu ikisini birleştiriyor. Yapay zeka ve bulutu birleştirdiği bir ürün hatta e, sizlere anlatmıştım. E, bir yandan e, özellikle siber güvenlik alanında da giriyor, girmeye çalışıyor. Hatta siber güvenlik hisselerinde Microsoft'un bu alana gireceği noktasında satışlar da olmuştu. Copilot yeni yapay zeka tabanlı asistanı olacak özellikle Microsoft'un. Buradan da yavaş yavaş kurumsal hayatta yani özellikle düzenli gelir akışı beklenen beklendiğini söyleyebilirim. Ama özetle Microsoft arkadaşlar bugün birçok şekilde para kazanıyor. Ve bence özellikle teknoloji hisseleri, şurada gördüğünüz şu zor dönemi, faiz artışlarının ilk başladığı dönemdeki zor dönemi atlatmışlar. Şimdi Bilançolara baktığımızda bundan 4 ay önceki bilançolar, 6 ay önceki, 9 ay önceki bilançolar böyle değildi. Şu an faiz artışları en dip noktası, tepe noktasında yaşanıyor ve yavaş yavaş artık sene sonunda ya da önümüzdeki sene başında faizlerin düşmesi fiyatlanıyor. Amerika'da resesyon konusu konuşuluyor ama biz teknoloji şirketlerinin bilançolarına baktığınızda bunu göremiyoruz. Dolayısıyla e, bu şirketler şu anda iyi e, para kazanmaya devam ediyor. E, ticari ürünler ve bulut hizmeti gelirleri %12 arttı ama payı azaldı çünkü diğer taraftan daha büyük e, gelirler var. E, i̇şte biliyorsunuz bugün LinkedIn'den X kadar birçok e, segmentte ürünleri olan bir şirketten bahsediyoruz. E, özellikle e, dikkat etmemiz gereken şu nokta e, akıllı bulut konusu bu bulut hizmetleriyle yapay zekayı birleştiriyorlar ve bu alanda büyük yatırımlar yapacaklar. Biraz önce size söylediğim bu Azure'nin e, gelirdeki payının azalması ciddi boyutta bu önemli bir e, azalış. Buna çok dikkat ediyor Microsoft. Çünkü bununla ilgili de yatırım yapması gerektiğini, yeni hizmetler sunması gerektiğini e, bilanço genelinde paylaşmış. Şöyle aşağıya doğru indiğimizde bence en önemli grafiklerden bir tanesinde bu olduğunu düşünüyorum. Yani bu AI konusu biraz belki çok gündemde oldu ama kesinlikle fiyatlar da yukarı çıktı. Doğru ama gerçekten yapay zeka bugün özellikle teknoloji liderleri yani Meta'da mesela yapay zeka ile çok iyi bilanço açıkladı. Microsoft da çok iyi açıkladı. Nvidia zaten inanılmaz karlar elde ediyor kesinlikle yatırımcıların dikkat etmesi gereken çok büyük fırsatlardan biri olduğunu düşünüyorum. Teknoloji şirketleri şu anda o yüzden bu alanda çok iyi arkadaşlar. Ürünler çıkardıkları için bu alandan da para kazanmaya başlayacaklar. Genel olarak baktığımızda Microsoft'un bilançosu son derece olumluydu genel toplamda ve şirket de çok iyi kar elde etti. O yüzden de Microsoft özellikle hisseleri video açık yani şey açıklandıktan sonra bilanço açıklandıktan sonra yukarıya doğru hareket etti ve yukarıya doğru da hareket etmeye devam ediyor. Tabii ben bu şirketleri hani ne kadar ucuzken paylaşsam da insanlar da şu oluyor. buralardan alınır mı sorusu sorulabiliyor. Microsoft gibi şirketler arkadaşlar özellikle rekabetçilik anlamında şurada mesela bir peer analizi yaptığınızda da yani rakiplerine baktığınızda sistem bile Microsoft'un rakibini doğru çıkartamıyor. Burada gördüğünüz hiçbir şirket ana faaliyet konusu Microsoft'la %10 ortaklığı vardır maksimum. Yani %10'dan daha fazla ortak değil. En hani olabilecek Oracle ama Oracle bile değil arkadaşlar. Gerçek işine baktığınızda dolayısıyla bu kadar rekabet anlamında güçlü bir şirket, bu kadar tekel olmuş bir şirket hisse fiyatı uzun dönemde arkadaşlar tabii ki yükselme eğiliminde oluyor. Bir de böyle bir bilanço açıklıyorken bir de yapay zeka konusunda biz büyümeye devam edeceğiz. Bu alanlara yatırım yapacağız ve burada çok büyük pazar var demesine rağmen bu hisse fiyatları düşsün de alayım demek biraz iyimserlik. Keşke düşse herkes muhtemelen alım için bekliyordur ama Microsoft'un hisseleri arkadaşlar genel Nasdaq'ta ve S&P'de bir düşüş olmadığı müddetçe yani yüksek FK'lı dediğimiz yüksek değerli kalmaya devam edecektir. Baktığımızda fiyat kazanç oranı da piyasa değeri, defter değeri oranı da yüksek kalmaya devam ediyor. Çünkü burada gördüğünüz rakipler yani rakiplerden daha yüksek olduğu için burada fiyatlanmalar kötü ama rakiplerin hepsinden de daha iyi bilançoları açıklıyor. Dolayısıyla bizim bu büyüyen şirketler, gelirlerini arttıran şirketlerin piyasa çarpanları ile ilgili kesinlikle piyasada düzeltmemiz gereken gerçeklerden birisinin de bu olduğunu düşünüyorum. E, Microsoft'un bilançosunu sizlere çok kısa biçimde, e, öz biçimde anlatmaya çalıştım arkadaşlar. E, umarım hem bu fiyatlardan hem de e, bu fiyatlardan alan e, yatırımcılar, almış olan yatırımcılar güzel karları elde etmişlerdir. E, Microsoft şirketinden bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.